Nasıl düşünüyorsun geleceğini? Yok ki. Ya yurt dışına giderim abi ben en kötü. Yani annem orada İsviçre doğumlu. Yani ben bir şeyler bekliyorum. Onlar da gelmezse ben giderim. Vallahi ya işte o pasaport işlemleri bir halle olsun. Zaten abi bura bitti ya daha. Bunu 4 senedir kullanıyorum. Bir telefon istiyorum abi. Çalışıyorum alamıyorum. Abi bu millete ne var ya? Ne yaptılar aklına? O adı valla famke yani ya. Yemin ederim bu millet hiç acımıyorum abi. En inşallah elektriğe gelsin 200, %200 zam gelsin. Vallahi acımıyorum abi. Bana ne abi ya? Doğalgaza %225 zam geldi. Bedavaydı. Açın camları diyorlardı yani. Ne oldu? Abi eskiden 2 yılda bir zam geliyordu abi. Şimdi her gün zam geliyor. Yani Kur'an'la bir açarsın ya. Vallahi billahi bittik ya. Müstahak mı bu millete? Vallahi bir hak. Hakkım haram sıkılmasın ona işte. Gençler olarak, son olarak hükümet yetkilileri sizi... Yaşındaki bir gençler yönetmiyor da... Hükümet 10 numara. Bir dakika. Neden hükümeti 18-19-20 yaşlarında gençler yönetmiyor da 80-90 yoluna gidemeyenler yönetiyor? Abi hükümet... aynı bok. Hükümet 10 numara ya. Dün ne oldu? Bu sabah neyle uyandın sen? Bakan olmuş ya. Zamla. Daha ne istiyorsun? Doğalgaza %225 zam geldi. Tamam abi, eski adamlar vintage yapıyor ya. Eskiye dönelim, sobaya kalalım. Ne oldu zam geldiyse? Petrol bulduk, doğalgaz bulduk. Şimdi bakma, yarın öbür gün Karadeniz'den doğalgazlarımız fışkıracak bizlerin. Yani bunlar daha lele, bunların lolosu da var. Yani bu yapılan zamlar şu anda, hani nasıl diyeyim sana, yemeğin tuzu biberi. Daha henüz bunun yolun başında şu anda. İlerleyen zamanlarda artık bir kürdanı ateşe verirsiniz, yavaş yavaş fitillenmeye başlar. Yarın öbür gün bir ev yanacak, bir orman yanacak. Kimse bunun farkında değil. Müstahak mı bu halka? Bence müstahak. Neden? Benim için, abicim ben sana şöyle söyleyeyim. Ben halkın %52 olan kısmından değilim. Ben %8 hatta son oy oranlarına pek fazla bakmadım. En son kaybettikten sonra vurdum kafayı yattım. Çünkü sebebi ne? Yarın öbür gün ben geleceğimi düşünmüyorum. Nasıl düşünmüyorum? Çekerim giderim yurt dışına. Benim umurumda değil. Çünkü artık gelecek diye bir şey bırakmadılar. Gelecek diye bir şey bırakmadılar. Bugün yani şahsen ben üniversite mezunu oldum. Yarın öbür gün... Atanabildin mi? Hayır, atanamadım. Ya şöyle bir durum var. Ben şu anda Almanya'da bulaşıkçı olarak iş ilanlarına bakıyorum. Almanya'da hani yemekçi olarak iş ilanlarına bakıyorum. Garson olarak iş ilanlarına bakıyorum. Neresi olursa. Ya Almanya'da değil. Türkiye'nin dışında neresinde? Bak bugün Suriye'ye gidelim. Suriye'nin içerisinde daha fazla refah seviyesiyle yaşarız. Geçen gün internette gördüm. Ekmeğin tanesi 50 kuruşa satılıyor. Ama sen Suriye'ye ne gidiyorsun? Ya adamlar geldi buraya zaten. Ne gerek var? Suriye'nin vatandaşı şu anda burada. Bizim ülkedeki vatandaşlar inanet ki Suriye'ye gitse daha çok refah seviyesi içerisinde. Ne güzel yabancıları getiriyor adam. Haksız mıyım abi? Kardeşiz abi. Adam ekonomiyi kalkındırıyor. Aynısını sen o zaman abi, ülkende ya, savaş çıksan. Togu yapmışız bak. Toga binebiliyor musun? Öyle söyleme şimdi. O orası ayrı bir mevzu. Ben sana bir şey söyleyebilir miyim abi? Bu üniversite KYK yurtları ve KYK burs başvuruları açıklandığı zaman benim bir siyasi partiye üyeliğim vardı. O siyasi partilik üyeliğimden dolayı benim bursum yatmadı. Yani burs alamadım. Ben krediye başvurmak zorunda kaldım. Şahsen ben adım gibi eminim ki ben eğer ki bir siyasi parti üyeliğine mahsup olmasaydım bana burs çıkardı. Çünkü babamın geliri düşük. Hani evde başka çalışan kimse yok. Babam iki tane üniversite öğrencisi okutuyor. Hani hiçbir şekilde bir gelir kapısı olmadığı halde bana kredi çıktı. Bu devirde baba olmak zor, çocuk olmak zor, öğrenci olmak zor. Her şeyden önce bu ülkede yurttaş olmak zor. Çünkü yurttaşlar sadece yalakalık yaparak bir yere geleceklerini sanıyorlar. Ama bu şekilde hiçbir yere gelemeyeceklerini hala fark edemediler ve böyle giderse bir 100 yıl daha fark edemeyecekler. Bugün İsrail'e baktığımız zaman Filistin zamanında topraklarını parsel parsel sattığı için İsrail'in Filistin başına orası bambaşka bir mevzu. Ama bazı şeylerden örnek çıkarmamız gerekiyor ki yarın öbür gün aynı hatalara düşmeyelim. Bugün biz göz göre göre hani aynı hataların kurbanı oluyoruz. Ve bunu kimse farkında değil şu anda. Şu anda sadece herkes için geçerli. Ülkedeki tüm yurttaşlar ve vatandaşlar için geçerli. Bugün adamlar sadece Araplar daha fazla para veriyor diye Araplara ev satmak istiyor. Araplar daha fazla para veriyor diye Araplara kiralamak istiyor. Ya bugün bu ülkenin yurttaşı, vatandaşı bir ev kiralayamayacak duruma gelmiş. Asgari ücretle geçinen bir baba ev kiralayamıyor. Şu anda 4 çocuğu hani olan bir baba evini nasıl geçindirecek?
Ki şu an gidelim İstanbul'un en ucuz yeri Esenyurt. Esenyurt'a gidelim 7000-8000 liradan aşağı ev yok. Bunun ziyade, bunun yanı sıra bugün doğalgaza ÖTV 224 zam geldi. Yarın öbür gün elektriğe gelecek. Bir sonraki gün suya gelecek. Hala maymun gözünü açmamış ve uykuda, derin bir uykuda. Maymunun en kısa sürede gözünü açması ve bir an önce hani gereğini yapması gerekiyor. Doğru söyle abi. Teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de hiç kimse yaşamıyor. Şimdi ben siyasetin en başından beri böyle sürekli fikirlerimi söylüyorum, bilmem ne yapıyorum. Ama yaptığım siyaset benimle alakası yok. Ben kendim için siyaset yapmıyorum. Toplum için yapıyorum. Bak abi, iPhone 14 Pro, çantamda da M2 MacBook Pro var. Şimdi yani ben şu 100 bin lirayla geziyorum üstümde. Benim bir derdim yok. Abi Norveç'e gittim. Şimdi Norveç'e gittin, ne yapacaksın? Bir tane somon yersin. Parası ne olursa olsun vereceğim, bir tane yiyeceğim dedim. Yemin ediyorum en kral yere gittim, oturdum. Ondan sonra tam oturduk, bir sipariş geliyor diye beklerken kadın yaklaştı yanımıza, dedi ki Norveç vatandaşları geldi, sizi kaldırmak zorundayız. Ben burada bir tane Vodafone'a gittim, hattımı değiştireceğim, Araplar iPhone kilitleyecekler diye. Gittiler yaptılar. Bir saat beni böyle bir saat sonra gel dediler. Abi Türksüzleştik. Dilimiz yok oluyor. Ekonomi zaten hani söylemiyorum abi. Hani bu adamların ne yapacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Gençliğe bak. Abi sinirli. Gençler sinirli. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Ben 20 liraya Beyoğlu'na gidiyordum. İki tane bira alıyordum. Şeyle dönüyordum. Otobüste dönüyordum. Üzerine de bir ıslak hamburger atıyordum. 25 lira para veriyordum. Ondan sonra şu gün bir kız arkadaşımla bir şeyle tanışmak istesem, bir şey yapmak istesem 1000 lira. Gençler şu anda zaten kız arkadaşıyla beraber dışarı çıkmaya utanır oldu ya. Abi bak, her şeyini al, insandan her şeyini al. Sosyalleşmesini alırsan bitirirsin. Şöyle söyleyeyim. Yok olacak abi. Yok olacak. Bunu ister kabul etsinler, ister kabul etmesinler. Bu ülke yok olacak. Bak, Türk, Kürt, Laz, Alevi, Çerkez bilmem ne falan filan. Tırrek gibi milletiz zaten. Bu kadar insan nasıl bir araya toplandık? Hiçbir fikrim yok. Abi yani Alevisi bırak abi cebinde takılsın. Dindarı namazını kılsın. İçen adam gitsin içsin. Kime ne abi? Kime ne? Günahı, bireysel günahı kendini ilgilendir. Abi yapamazsın. Herkesi dindar yapamazsın. Sıkıntı çıkar. Herkesi alkolik yapamazsın. Sıkıntı çıkar. Ya bırakın yaşasın abi millet. Çok basit bir şey var. Abi hani dil, din, ırk vesaire ve şunlar bunlar falan vesaireler, her şeyi bir böyle bütüne al. Tamamıyla eksi abi. Hiçbir şey yok. Hiç ışık yok mu abi? Abi mümkün değil. Yani zaten böyle giderse şey yapacağım ben. Ülkeyi Kurtarma Partisi diye bir parti kuracağım. Öyle şey yapacağım. Yani bak şimdi abi. Mesela imam hatipler. 150 tane imam hatip var. Ya gerek yok. Topkapı'ya bir tane koy. Kandı'ya bir tane koy. Kadıköy'e bir tane koy. Ama Güzel Sanatlar Lisesi'ne nasıl bir insan 3 yıl böyle çizim yapıyor, kendini yırtıyor, giriyor. Kardeşim, İmam Hatip'e girmek isteyen insan Kur'an'ın cüzlerini öğrense, ondan sonra bir tane Türk Çin'i olur, bir şey olsun, bir sanat bilse. Kardeşim, senin 5 vakit ezanın var. Yani 5 tane makam var. Ya solfej bilgin olması gerekiyor senin. Abi bu standartları tamamlayarak imam hatipleri insan alsalar, imam hatip de kaliteli olur. Yani var çevremizde imam hatipte öğrenci arkadaşım, öğretmen arkadaşım var. Herkes el ele kol kola geziyor. Ondan sonra öğretmenler de bunları tabii eskisi gibi kırbaçlayamadığı için niye siz böyle geziyorsunuz, ayıptır vesaireler falan deniyor. Abi CİMER'e şikayet ediyorlar, bizim haklarımızı işte böyle alıyorlar, şöyle alıyorlar diyor. Ya velhasıl kelam genel olarak düzen bitti. Yani ya onun önünü keseyim, bunun önünü keseyim. Yok şu parti iyi, yok bu parti iyi. Abi konuşan herkesin istisnasız karnı tok. Çok net söylüyorum bunu. Karnı tok adam konuşuyor. Hikaye abi. Hikaye. Yani şöyle söyleyeyim. En az 25 yıl daha çekecekse bu insanlar şey yapacak. Abi bak, çok net söylüyorum. Benim evim var. Bir tane de değil. Çok şükür. Zamanında akıllı davrandım, çalıştım, aldım.
Benim cebimdeki sistemlerde son sistem teknolojiden para kazandığım için almam gerekiyor çünkü. Abi ben taşınmak istiyorum ya. Hadi bu insanların derdi var. Senin ne derdin var? AQ diyeceksin. Abi ben dayanamıyorum. Kafa. Mindset abi. Kafa yapısı. Adamı diyorsun ki et alabiliyor musun diyorum. Soğan yerim diyor. Abi yani abi oturacak yiyecek abi. Hayır. Şu an ev almak zor mu? Abi ev almak zor ne demek kardeşim? Ev almak imkansız. Abi nereye? Evler şu an ne kadar? 2 milyon diyelim değil mi? İnşallah. Bizim maaşlarımız ne kadar oldu? 11 bin. En yüksek asgari ücret bizde. Ne yapıyor? Bir sene sonra alırsın. 200 ay abi. 200 ay. Simit yiyelim. Bak simit meş gibidir sokak gevreği. Vallahi yenmez bak, mi? Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde ben de böyle bir trolle girecektim de. Abi şöyle söyleyeyim bak. Benim gerçekten dediğim gibi bir derdim yok. Bir tasam yok. Bu bir şeyler kötü derken. Kendimle alakalı bir şey söyleyemiyorum. Toplum için söyle. Ya toplum için kardeşim toplum. Yani şimdi bak şöyle söyleyeyim en basitinden yemek yemeye gideceğim. Ya arkadaşımı çağırdım ya. Arkadaşımı çağırdım. Gel dedim yemek yiyelim. Yok abi gelmiyor herif. Gelmiyor abi. Ya diyorum ki oğlum çık gel. Boş ver diyorum hani sıkıntı yapma gel takılalım beraber. Yok abi insan hani ya bende para olsa ne olacak? Gezemiyorum. İnsanlar gezemiyor. Şimdi adam bana bakıyor böyle karşımda böyle. Nasıl yemek yiyeyim abi? Ama bazı vatandaşlar da diyorlar ki kafeler dolu. İşte yemekhaneler şeyler dolu. Ben girdim bu lokantaya sordum. Dedim ki Türk vatandaşı mısınız? Birkaç kişiye sordum. Hiçbiri Türkçe bilmiyor. Ya abi senin cebin dolu mu? Sen gidip yiyebiliyor musun? Ya abi bak şimdi elhamdülillah Müslümanım. Ama böyle şükrettire insanlara böyle kapata kapata yani anlam farklılıkları, kelimelerin farklılıkları, toplumun genel olarak böyle bir düzen altına girmesini engelleyecek her şey var. Ya en basitinden işte yılını tam hatırlamıyorum da 55'lerde vesairelerde işte bizim Türk mitolojimiz vardı mesela. Yok ettiler. Neden? İslamiyet'i şey yaparlar. Hani empoze ederler falan. Bugün Marvel'a bakıyorsun. Bir sürü karakter var, bilmem ne var. Belki 10 tanesi bizim olacaktı. Yani 1940'larda İngiliz kadınları işte Türk kadınları kadar hakkımız yok mu diye pankart açtıkları dönemlerde yani biz cumhuriyeti kurmuşuz. Aradan o kadar yıl geçmiş. Hala değişmiyor. Ben şunu gördüm abi. İşte babamın yaş gruplarına bakıyorum. 74 yaşındalar. Ülke o zamandan bu zamana ne kadar ne değişti abi? Kemal Sunal'ın filmlerine de bakıyoruz zaten. Kiracı falan filan. Yine aynı abi. Yok konular aynı. Bu değişmeyecek abi. Yani aklı olan insanlar gidiyor. Ülkede bir çöp yığını kalacak ve bunların tamamı da Araplaşacak. Ondan sonra da abi işte Türklere kira vermiyoruz. İşte onu bilmem ne yapmıyoruz. Şimdiden başladı. İyice yapılacak. Yani evler işte 7 milyon dolar olmuş şeyde Bodrum'da orada burada tapuya gidiyorlar abi 400 binden satışı gösteriyor. Ya bunu tapu iş bedelini düşürüyor. Ya evet oradaki tapudaki kişi banka hesaplarını bir istesin. Abi her şeyin önüne geçmek ya gerçekten bir sene adam gibi böyle bir toplansak bir koştursak kovalasak bir sene iki senede toplarız. Ama ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Türk'ün düşmana ihtiyacı yok abi. Kendi kendimize biz yeteriz. Mahvederiz abi. Hiç abi Türk'ün düşmana ihtiyacı yok. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.